Birçok gene çizmenin yollarından biri birkaç tane noktayı birleştirmektir. Örneğin bu noktayı, bunu, bunu, bunu ve bunu düşünelim. Şimdi de bu nokta ile başlayıp bununla bunu, sonra bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu ve son olarak da bununla bunu birleştirip başladığım noktaya geri döneyim. İşte size bir çokgen burada, burada ve burada birer köşe olduğunu fark ediyorsunuz değil mi? Belirli bir şekilde devam eden bir doğru birdenbire yön değiştirdiğinde bir köşe elde ederiz ve bir çokgen söz konusu olduğunda kenarları düz olduğu için bu yön değişikliğinin yumuşak bir yön değişikliği evet, olmayacağını biliriz. Evet, bunların adı köşe. Hemen bunu bir not edelim. Köşe. Köşenin ne anlama geldiğini bildiğimize göre devam edelim. Şimdi bu bir köşe. Bu da ve bu da. Ama eğer özellikle bu köşe hakkında konuşmak istiyorsak, diğerlerinden ayırmak için buna bir isim vermemiz gerekecek. Dediğim gibi köşelere isim vermek iyi bir fikir ve ben bu köşeye A buna, B buna, C buna, D ve buna da E ismini vermek istiyorum artık D köşesiyle ilgili bir şey söylediğimde bunun hangi köşe olduğunu hemen anlayacağız. Köşelere isim verdik. Peki ya çokgen? Evet, sizce bu çokgene bir isim verebilir miyiz? Bunun için köşelere verdiğimiz isimleri kullanabiliriz. Kısacası bu çokgenin A noktasından B'ye, sonra C'ye, D'ye, E'ye gittiğini ve sonra yeniden A'ya geri döndüğünü bildiğimiz için çokgeni A, B, C, D, E çokgeni olarak adlandırabiliriz. İsterseniz bunun B, C, D, E a çokgeni olduğunu da söyleyebilirsiniz ve evet bu da doğru bir adlandırma olur. Hatta ve hatta bunun d c b a e çokgeni olduğunu söylemeniz de yanlış değil ama eğer bunun d a b c e çokgeni olduğunu söylerseniz işte bu bir hata olur. Çünkü d ve a noktaları birbirine bağlı değiller. O halde bu çokgen mesela d a بج E çok geni değildir. Önemli olan köşelerin sırasını takip etmek. Evet, köşelerin sırasını takip etmemiz gerektiğini öğrendiğimize göre A, B, C, D, E dışındaki diğer isimleri şimdilik silebilirim. Bunlara ek olarak E köşesini D köşesine, D köşesini de C köşesine bağlayan bir doğru parçası olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu doğru parçalarını nasıl adlandıracağız dersiniz. Bunlar Bunlar çokgenin kenarlarıdır. Kenar kelimesini daha önce duyduğunuzu düşünüyorum. Neden mi? Çünkü elimizde bir kare varsa, bu çok fazla kareye benzemedi ama ya da aslında benzedi. Evet, evet. Burası karenin kenarıdır. Öyle değil mi? Ve kenar kelimesi sadece kare ya da dikdörtgen için değil, çokgenlerin hepsi için kullanılır. Çokgenlerin de kenarları vardır. Bu bir kenar. Bu da bir kenar. Anlaşıldı değil mi? Kenar. Ama bu kenarları birbirinden nasıl ayırabilir ve bahsettiğim kenarın bu kenar olduğunu nasıl belirtebilirim? Bunu E köşesiyle D köşesini birleştiren kenardan bahsediyorum diyerek yapabilirim. Yazacak olursam da E ve D harflerinin üzerine bir çizgi çizmem yeterli. Bu E ve D noktalarını birbirine bağlayan doğru parçasıdır. Bu arada eğer DE yazarsam da aynı kenardan bahsediyor olurum. Çünkü kenarlar söz konusu olduğunda köşelerin sırası önemli değil. Başka bir deyişle D noktasını E noktasına bağlayan doğru parçası ile E noktasını D noktasına bağlayan doğru parçası aynı şey. Aynı mantıkla DC de bir kenardır. ED ve DC'nin ortak bir noktası olduğunu da söylemek istiyorum. Bu ortak nokta D köşesidir. Evet ED ve DC D köşesini paylaşıyorlar. Bu durum yani iki kenarın bir köşeyi paylaşmaları durumunda bu kenarlara komşu kenarlar adı verilir. Not edelim bunu da. Komşu kenarlar. Bu iki kenar yani ED ve DC birbirinin yanında olduğu için komşu kenarlar olarak adlandırdık. Aynı şekilde BC ve DC de komşu kenarlardır. Neden? Çünkü bunlar da C noktasını paylaşıyorlar. Evet. İkisinin de adında C harfi geçiyor. ED ve DC için ortak olan harf D. Yani D köşesi. DC ve BC için ortak olan köşede az önce söylediğim gibi C köşesi. Komşu kenarın ne olduğunu da öğrendik. Çokgenin bir kenarının köşeleri olan köşelere de komşu köşeler adı verilir. Mesela A ve B köşeleri komşu köşelerdir. Aynı mantıkla B ve C de komşu köşelerdir ama mesela A ve D komşu köşeler değillerdir. Bunun için eğer AD yazıp üzerine bir çizgi çekersem bu A ve D noktalarını ya da köşelerini birbirine bağlayan doğru parçasıdır ama bunun çokgenin bir kenarı olmadığını siz de hemen fark etmiş olmalısınız. Peki sizce bu mümkün mü? Yani A ve D noktasını birleştiren bir doğru parçasının bu çokgen için bir anlamı olabilir mi? Tabii ki de olabilir. A ve D köşelerini bu şekilde birleştirirsem tamam bu bir kenar değildir ama isterseniz B ve D'yi de birleştirelim. B ve D komşu köşeler olmadıklarına göre şöyle bir genelleme yapabiliriz. Komşu olmayan iki köşeyi bir doğru parçasıyla birbirine bağladığımızda bu doğru parçası bir kenar değildir ama bir köşegendir. Farklı bir renkle yazayım. Köşegen. Bu komşu olmayan B ve D köşelerini birleştiren BD köşegeni oluyor. BD köşegeni.